Özgür'e bayağı bir kapıldım yani. Yakışıklılığı, duruşu, hareketi, masumluğu özellikle çok dikkatimi çekiyor. Masumluğu. Evet. Sakın utanma. Güzel geçti benim için. Kendisi de gerçekten iyi bir insan ama bazı böyle anlaşılmaz noktalar var. Hediye getirdim. Özgür'e? Evet. İlk adımı ben attım. Dans teklifinde de ben bulunmak istiyorum. Benimle dans eder misin Özgür? Ağlamak senin kara dünyada hala sevdiğin ve hissettiğin tüm güzelliğin. Bağırıyor, çağırıyor, sürekli kendini dizginleyemiyorsun. Onu kaybetmekten korkuyorum yani, hani o yüzden böyle davranıyorum. Ağlamak şu gelip geçici dünyada her şeye rağmen var olmak demek. Ağlamak yaşanan binlerce duygu insanca ve coşkulu güzel bir şeydir. Geçmiyor ki, hatta dakika geçmiyor ki yeni bir kriz yaşayalım yani. Benimle ilgilenmiyor, sürekli başka kızlarla ilgileniyor. Ne yapacağız? Anlaşamıyoruz ben, yani. Anlaşamıyorsun. Benim tarafımdan olumsuz bir şey yok. Çok da seviyorum. Kaybetmek de istemiyorum ama onu çok kıskanıyorum. Utanma. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. BTR'de de izledik. Biraz çalkantılı, evet, giden bir biraz öyle başlangıç ve gelişme oldu. O ne Huriye? Şiir yazdım Özgür'e. Şiir yazdım. Evet. Şiir. Okusana. Okuyayım. Siz hiç bir insanın gülümsemesine aşık oldunuz mu? Ben oldum. Öyle bir güldü ki tüm etraf karardı. Avuçlarımın titrediğini unutmam. Dizlerim en son anneme yalan söyleyip ablamın karşısında dururken titremişti. Kalbim ilk defa bu kadar hızla annemin ikinci sınıfta aldığı kırmızı bisiklete binerken çarpmıştı. Sizin hiç olmadı mı geçmişte sevgilileriniz? Benim oldu ama hiçbiri benim olmadı. Benim olan tek şey Özgür hayatıma girdiğinde anladım. Benim diye kucakladığım bebeğim vardı en son küçükken. Şimdi en güzel mutluluğum iki kolumu birleştirdiğimde ellerimde olduğunu fark ettim. Sizin hiç olmadı mı eksikleriniz? Benim vardı, çok eksiktim. Özgür beni tamamladığında anladım. Babanız kadar güvenip abiniz kadar yakışıklı birine hiç mi aşık olmadınız? Ben oldum. Şu an orada ve ben bastığı kaldırımları bile kıskanıyorum. Huzur bulduğum tek his sabah onun mesajıyla uyanmak. Seni iyi ki tanımışım, iyi ki varsın. Ne kadar farklı ve güzel ve özel bir şekilde, evet, duygularını dökmüşsün satırlara, Huriye. Özgür, ne diyorsun şiire? Ben de ilk defa bilmiyordum böyle bir şey yazdım. Beklemiyordun ilk, da herhalde. İlk defa okudu, ben de şaşırdım. Yani bu içindekileri yazmış. Normalde hiç böyle davranmıyor yani. Hani bahsettiğim gibi hiç böyle bunları göremiyorum yani. Demek ki içindekileri seviyor seni yani. Bunun Türkçesi bu. Yani değil seviyor, mi? Evet, yani seviyor ama bayağı derin duyguları. Ama dediğim gibi abla, gerçekten anlaşamıyoruz yani. Yani hani her saniye bir olay, her saniye bir olay. Yani hala öyle mi Huriye? Hala öyle ya. Mesela ha, geçen gün hiçbir şey yok ortada. Kendisi anlatıyor bana. İşte telefonda bir şeyler dedi. Yine saçma sapan bir şey yüzünden tartıştık telefonda. Ama hiç yine ortada bir şey yok. Otelde işte şey... Su izlemiş. Yani ne yani? Hani ne olmuş yani sanki bedavadan? Bu sabah... Ben böyle bir insan hayatımda istemiyorum. Ben tartışmak istemiyorum. Ben gülmek istiyorum, mutlu olmak istiyorum. Stres sahibi olmak istemiyorum. Buraya bu kadar naif, bu kadar güzel duygulara sahipken nasıl oluyor böyle? Ve kendini dizginleyemiyor. Ağzından çıkanı kulağı duymuyor, öyle söyleyeyim size.
Fazla hiç bilmiyorum yani ne yapacağım. Ha? Ama kendisi de hiç ilgilenmiyor yani benim. Hani hiç görüşemiyoruz biz Özgür'le. Seninle ilgilen... Baş başa bir şeyler yapamıyoruz. Sürekli ya. Evde yani. Niye görüşmüyorsunuz Özgür? Yo görüştük aslında birkaç sefer. Sadece geçen gün bir sahnem vardı. Ersin çok yorgundum. Ben bugün dinlenmek istiyorum, uyumak istiyorum dedim. Öyle oldu yani. Onun dışında öyle, anlaşamıyoruz şey diyor Özgür. Olmuyor bir türlü diyor. Ya ben de şahidim yani. Zuhal abla. Şahidim ya. Peki Özgür nedir kararın? Üzgün ama ben daha fazla bu duyguları ileride üzülmemesi için çünkü daha kötü olacak. Daha fazla üzülmesin yani. Çünkü ben anlaşamayacağız belli bir şey yani bu. Olmayacak bir şey için. Bitti mi yani? Üstüne gitmeye gerek yok. Bir de şöyle bir şey var abla. Benle olumsuz dersen diyor ben geçip lojiye oturacağım diyor. Yani bu ne o, demek? Belki kırgınlıkla kızgınlıkla söylüyor olabilir canım öyle deme yani ne oldu onu. Belli ki o da hani istemeden yapıyor bunları elimde değil. Ama mesela yani, en başta geldiği zaman şey demişti ben kesinlikle senin için geldim. Eğer olumsuz olsa bile kesinlikle direkt uçağıma binip evime döneceğim dedi. Ama şimdi daha hiçbir şey yok yani anlaşmaya çalışırken olumsuz giderse ben lojaya oturabilir miyim diyor. Ama şimdi sen zaten bitirmek istiyorsun yani sonrasında artık Huriye'nin tercihi. Tabii kesinlikle öyle de. Yani işte isterse böyle, tabii ki oturabilir kesinlikle ama. Kesinlikle öyle de yani hani bitti bu pazar. Bitti yani kesin pazar... eminsin değil mi? Kullanmayalım bence. Hı. Bitti mi yani emin misin? Evet eminim. Bir şey söylemek ister misin Özgür? Yok söylemek istemiyorum. Peki. Seninle vedalaşacak mı Suriye? Yok hayır lojada devam etmek istiyorum. Lojada devam evet. Etmek istiyorum ama bu şekilde ben seni oturtmak istemiyorum lojaya. Birazcık kafanı dinle. Biraz zaman geçsin üzerinden tamam mı? Tamam. Şu an için hazır değilsin bence. Tamam. Naçizane. Duyguların var şu an yoğun. Kafanı dinle birazcık toparla kendini tamam. Vedalaşın istersen Özgür. İyi bak kendine canım. Gene görüşeceğiz.